Yaz döneminde adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Mauro Icardi'nin o dönem ortaya atılan iddialardan daha büyük rakamları geri çevirdiği, hatta Saint-Germain'in Arjantinli yıldızın ısrarı üzerine 25 milyon Euro'luk bir teklife de hayır demek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Dün e, menajeri e, Gardi açıklamada bulundu. İtalyan Ay basınla konuşmuş evet. adım kadarıyla. Geniş Ma Mane için dedi, dedi görüştüm. Mane ile görüştüm Galatasaray için dedi. E, geniş bir röportaj olmuş. O röportajın bu Türkiye kısmı, e, Galatasaray kısmı. Ama söylediklerinin zaten e, transfer döneminde biz de burada zaten konuştuk. Orada bilmediğimiz hiçbir şey yok açık söyleyeyim. E, bilinen, çok konuşulan, çok yazılan şeyleri e, destekleyen açıklamalar oldu. <laughs> e, ama tabii bunları okuyunca e, tekrar e, net bir ağızdan duyunca da Galatasaray'ın transferdeki ufkunun, bu sezonki ufkunun gerçekten bir hayli geniş, gerçekten bir hayli cesur olduğunu mutlaka Peki, söylemek lazım. Peki bu iki senelik işte Erden Timur, Sayın Özbek seçildikten sonra yaptıkları transfer, transfer politikaları hı hı. sence Fenerbahçe'yi de bu transfer politikasına uyma durumuna itti mi? Biraz itti. Biraz Yoksa itti. Fenerbahçe bu sene zaten biz böyle bir planlama yapmıştık, ekonomimizi buna göre ayarladık şeklinde mi bir transfer politikası? Bence yıldızlar üzerinden konuşuyorum. Ekonomisini ayarlamak değil. Biraz satış yapma ihtimali oraya, ortaya çıktığı için Fenerbahçe'nin böyle bir eee ile bir at başı yarışı olduğu kesin. İkincisi hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı da diyor ki artık 5. yıl Ali Koç, Sayın Koç kim olduğunuzu artık Fenerbahçe e, taraftarına göstermeniz gerekiyor diyorlardı ve o ortaya da çıktı. Yani Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'tan birinci yıl beklediği transfer hamleleri takım kurgusu yapısı 5. yıla geldi. Yani. geldi. Bence bu da bir parça paralel gitti. Galatasaray'da olan yarışmaya dair olmayla paralel gitti. Ben öyle bakıyorum yani açıkçası. Peki. Ama ikisinin de transfer politikasının uzun vadeli hesaplar üzerine olduğunu, bir projeksiyonlar olduğunu biliyoruz. Hani o uzun vadeli sonunu tutar mı tutmaz mı yani zaman gösterecek. Yakın vadede ekonomik durumlarına bakarsan eleştirebileceğin transfer politikaları ama o dediğim projeksiyonlar e, da saha başarısına endeksli projeksiyonlar. Hı hı hı. Yani işte yurt dışı kupalarına katılım gibi. E, yani o adımlar gerçekleşirse zaten e, ekonomik anlamda bu transferlerin kulübe çok kül fiyatı olmayacak diye düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Barış Alper Yılmaz izleyen Skaat ekibi hayran kaldı. Galatasaray'ın genç oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sezon başında başta Lazio olmak üzere birçok Avrupa kulübünün Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Galatasaray bu satışa yanaşmayınca Sarri'nin Skaat ekibi Barış Alper Yılmaz'ı sezon boyunca izlemeye devam etme kararı aldı. Son oynanan Hırvatistan maçında stat'tan takip eden Skat ekibi çok olumlu raporlar verdi. Edinilen bilgilere göre Skat raporlarında kontra atak futbolu oynayan takımlar için biçilmiş kaftan vücudunu çok iyi kullanıyor. Çok kaslı olmasına rağmen son derece hızlı bir oyuncu. 90 milyon euroluk Gvardiol onu savunmakta çok zorlandı yazdığı söyleniyor. İngiltere'den Crystal Palace ve İtalya'dan Lazio şu an en istekli takımlardan. Ocak ayında 10-12 milyon euro arasında bir teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Barış Alper e Yılmaz satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'da Nelson krizine Okan Buruk müdahalesi. Victor Nelson'un Danimarka milli takımı kampında yaptığı açıklamalar Galatasaray'da sıkıntıya yol açtı. Nelson, Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım oynamazsam başka kulüp bulmak zorundayım. Kulübe tur kulübede oturmayı sevmiyorum. Seviyeye transferim yakındı, gerçekleşmedi. Hal olması gereken birçok şey var." demişti. Bu sözlerin ardından Başkan Dursun Özben yöneticiler ve teknik ekipten çözüm talep ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Okan Buruk devreye girdi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, Süper Lig'de ise 6 maçta oynatan ancak son karşılaşmalarda yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü milli ara sonrası sorunu kriz daha büyümeden çözmeye çalışacak. Okan Buruk'a ya vereceği yanıta göre Victor Nelson'un Haziran 2026'da bitecek kontratında iyileştirme yapılması veya ara dönemde veya yaz döneminde satılması gündeme gelecek. Galatasaray'a 2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro servis bedeliyle transfer olan Nelson'un maaşı 900 bin euro. Danimarkalı stoperin formasını kapan Sanchez ise 3.2 milyon euro oynuyor. Nelson'un yıllık ücretinin 1.5-2 milyon euro arası bir rakama güncellenmesi gündemde. İtalya bayis skandalı ile çalkalanıyor. İtalyan basını Juventuslu Nikola Fagioli ile birlikte başlayan Sandro Tonali ve Nicola Zaniolo'nun soruşturmaları ile devam eden bahis skandalının perde arkasını araladı. İtalyan medyasına yer habere göre Juventuslu Fagioli bahis yaptığını kabul etti. Genç oyuncunun geride kalan 18 ayda 100 bin euro civarında bir miktarla bahis oynadığı banka hesapları aracılığıyla ispat edildi. Fagioli ile işbirliği yaparak telefonu teslim ettiği ve Torino savcılığına kendiyle ilgili her şeyi anlattığı yazıldı. Savcılık Fagioli'ye işbirliği yapması başka bahis oynayan sporcular hakkında doyurucu bilgiler vermesi durumunda 3 yıllık cezasını indireceğini de iletti. Gazetinin polis kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Fagioli'nin Juventus'tan bir takım arkadaşı daha bahis oynadı ve bu konuda deliller toplanıyor. Sandro Tonali ve Nicola Zaniolo'nun da polis tarafından ifade alındı. Her iki oyuncu da bu gelişme üzerine milli takım kampından çıkartıldı. İtalyan medyasında skandal ortaya çıkan Fabrizio Corana'nın savcılığa verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Zaniola'nın Roma'da oynadığı dönemde bir İtalya kupası maçına bahis yaptığı öne sürüldü. Zaniola'nın bu maçta yedek olduğu da belirtildi. Bakalım bu olayın akıbeti nasıl olacak? Umarım Galatasaray için kötü bir sonuç çıkmaz. Montella ile de tarihi galibiyet. A milli futbol takımı Euro 2024 elemelerinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Türkiye bu galibiyetle birlikte önemli bir başarı da yakaladı. A milli takım tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı mağlup etti. Amilli takım başında ilk maçına çıkan Montella da tarihi galibiyeti takım başında yer alarak Türkiye kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye daha önce Hırvatistan'a karşı deplasmanda oynadığı 3 maçtan da eşitlikle ayrılmıştı. Türkiye'nin zaferi de Hırvatistan basınında geniş yer buldu. Hırvat basını eleme maçlarının en kötü futbolunu oynadıklarını belirterek muhalebiyetin kaçınılmaz olduğunu ve milli takımızın maçı domine ederek galibiyeti hak ettiğini sayfalara taşıdı. Bir Hırvat gazetesi kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi sağlam bir oyunla ilk yarı önde kapatan Türkiye Hırvatistan'a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı diye yazdı. Başka bir gazetede Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı Opus Arena'da tamamen dolu türbünler oynanan maçta Hırvatistan'ın gruplardaki ilk yenilgisi ağır oldu. Livakovic'in feci hatası da sonucu belirledi. Bu Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı yorumu yapıldı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.